Firavun'un sarayında bir hazinedar var. Yani maliye vekili. O esnada Firavun'un sarayında maliye nazırı, maliye bakanı makamında birisi var. Bir adam, hazinedar diyor buna kitaplar. Hazineye sahip olan, hazineyi yöneten, hazineyi tanzim eden adam. Ve bunun da yine Firavun'un sarayında bu zatın bir hanımı var. Bir hanımı var. İsmi Maşite. Maşite isminde temiz bir hanımı var. Hanım, hanım kardeşlerime ibret olsun diye arz ediyorum. Sık sık arz etmek lazım. Maşite hanım, Maşite sultan. Kocası maliye nazırı. Ve Maşite'nin vazifesi Firavun'un sarayında Firavun'un bir kızı var, onu terbiye etmek. Onun dadılığını yapmak, onu yetiştirmek. Başka vazifesi yok. Fakat bu Hazreti Maşite gizliden gizliye Hazreti Musa'ya iman etmiş. La ilahe illallah, Musa Kerimullah demiş ve kalbine oturtmuş bir imanı. Ama gizli. Fakat hikmeti ilahiye olacak ve yeryüzündeki bütün Müslümanlara, müminlere ibret olsun diyecek tabii. Dilim dilimde elinde olmadan imanını açığa vuruyor Maşite. Açığa vuruyor. Zuhur planına geliyor. Bir gün banyoda Firavun'un kızının saçlarını tararken farkında olmadan elinden tarak düşüyor, suyun akıntısına kapılıyor. O anda tarağı almak için uzanırken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Firavun'un kızı diyor ki, yahu Maşite, babamdan, babam Firavun'dan başka bir Allah mı var ki onun ismini kullandın sen diyor. Bir izzeti Firavun diyecektin, onun ismine bu düşen maddeyi alacaktın. Sen Allah diye bir şey ortaya koydun. Hel min ilahin min gayri ebi. Babamdan başka Allah var mı ki bunu söyledin diyor. Artık mesele bitmiştir. Ve o müminin şafağı fecri sökmüştür. Fecri kazık gitmiş, fecri sadık başlamıştır. Evet kızım diyor. Seni de, beni de, baban Firavun'u da yoktan yaratan Allah var diyor. Allah var. Allahu Rabbuna ve Rabbus semavati vel ard. Bizim semavatın ve yeryüzünün tek sahibi ve tek yaratıcısı Allah var ve o la ilahe illallah diye ifade edilir diyor. İman açığa çıkmıştır. Bakın şimdi kalbe iman oturunca hiçbir şey para ediyor mu? Kalbe oturacak iman. İman insanın gırtlağında kalırsa felaket. Ağzında dolaşır, diline bulaşırsa beş para etmez. Kalbe oturacak iman. Bütün mesele burada. Efendiler, derhal Firavun'un kızı hızla koşuyor. Babasına yetişiyor. Diyor ki babacığım, Maşite hanım senden başka Allah kabul ediyor. Kimse duymamışken derhal Maşite'yi paramparça et diyor. Kimse duymamışken. Böyle böyle söyledi. Hadiseyi anlatıyor. Maşite'yi huzuruna çekiyor kafir Firavun. Gel bakayım Maşite. Hel min ilahin gayri. Benden başka Allah var mı ki sen böyle bir şey çıkardın? Artık durabilir mi Maşite? Mukaddes kadın durabilir mi? Evet ey Firavun diyor. Seni ve bütün kainatı yoktan yaratan, bir ve benzeri olmayan Hazreti Allah var diyor. Firavun titremeye başlıyor. Hışmından, gazabından, gadabından yerinde duramaz hale geliyor. Bir kadın olasın ha, bir kadınlığınla benim saltanatımı ve firavuniyetimi, benim uluhiyetimi inkar edesin ha diyor. Hazmedemiyor. Hemen emir veriyor. Maşitenin teker teker tırnaklarını söküyor. Teker teker tırnaklarını söküyor. Ve fakat bilmiyor ki kafir Firavun, kalbe oturan iman, insanın, müminin bütün vücuduna yayılmıştır. Tırnak uçlarına kadar kan maddesi geldiği gibi,
iman da tırnaklara kadar nüfuz etmiştir. O her tırnağını sırttıkça, her tırnağını kopardıkça la ilahe illallah diyor. İman nüfuz etmiş çünkü. İman nüfuz etmiş. Eğer biz davamızdan endişe duyuyorsak, Müslüman korku ve endişe taşıyorsa, canım ne olur ne olmaz bugün camiye gitmeyeyim hele gibi bir korku içinde bulunuyorsa, efendim Allah belasını versin ne yapalım, kötü zamandayız deyip susuyor ve imanın icabını, hakikatini ortaya koyamıyorsa, ondaki iman henüz kalbine vallahi oturmamıştır. Yeminle söylüyorum, kalbe oturduğu zaman bütün azasına hükmetmesi lazım. Nasıl ki vücudun her tarafına kan dediğimiz maddeyi kalbimiz göndermiyor mu? Her kılımızın dibine kanı gönderen kalbimizdir. Her tırnağın altına kanı gönderen kalbimizdir. Eğer ellerimize, gözlerimize, kulaklarımıza, ayaklarımıza imanımız hükmetmiyorsa iman kalbe oturmamış demektir. Tırnakları söküldüğü halde hala tevhidini, la ilahe illallah'ı devamlı söylüyor. Bu da kafi gelmiyor. Hemen maşitenin saçlarından tavana astırıyor derhal. Tavana astırıyor saçından ve durmadan kırbaç vuruyor sırtına. Bilhassa kalbine, göğsüne en hızlı, en korkunç kırbaçlarla vura vura perişan ediyor maşiteyi. Müslüman kadın, mümin kadın, her kırbacın vurulduğu an la ilahe illallah, Musa Kelimullah diyor. Hiçbir şey söylemiyor başka. Ve dönmek yok, hiçbir fayda yok Firavun'a. Çaresiz kalıyor, Firavun daha şiddetli, daha korkunç bir şekilde. Firavun çok, çok korkunç ceza veren bir adam. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle ifade ediyor bunu, bakınız. O, Hazreti Musa'ya iman edenlere karşı öyle bir hışımla çıkıyor ki, kâle, Firavun diyor ki, âmentüm lehu kable en âzene leküm. Ben size müsaade etmeden önce mi Musa'ya iman ettiniz ha? Benden izin almadan, benim kontrolüme girmeden mi Musa'ya iman ettiniz? Sizi mahvedeceğim diyor Firavun. لَاُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Firavun'un şeyini Rabbül Alemin naklediyor. Sağ elin kolunuzla sol bacağınızı, sol kolunuzla sağ bacağınızı çaprazlama kesip sizi çarmıklara gireceğim diyor kafir. Ne şiddetlidir mel'un. لَاُقَطْعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Çaprazlama vücudunuzu parça parça edeceğim. Şu dehşete bakınız. Kur'an nasıl da haber veriyor bunları. İbret. Kur'an-ı Mübin, ya Rabbi ne müthiş bir kitap. Ne muazzam bir kitap ki her kelimesinde, her sayfasında kainata bakan bir güneş mevcut bulunuyor. Maşiteyi bu sefer avuçlarından birer çiviyle bir ağaca astırıyor. Göğsüne bir çiğ, her iki elinin ortasına da bir çiğ, bir ağaca astırıp bekletiyor. Kanlar akmaktadır. Günlerce ağaç ve susuz kalmıştır. Damarlarında kan son hareketlerini yapmaktadır. Rengi yaprak gibi solmuştur. Gözleri suyunu kaybetmiş, çukur gibi çukurlaşmıştır. Her şeyiyle tükenmiş, tükenmiş, sadece la ilahe illallah diyebilecek kadar bir nabzı oynamaktadır. Her şeyini terk etmiştir. O elleriyle çivili olduğu ağaçta bile katiyen imanından vazgeçmediğini görünce Firavun, iki tane çocuğu vardır maşitenin, birisi 5 yaşında, öbürü de 6 aylık bir yavrudur. 5 yaşındaki yavruyu, çocuğunu getiriyorlar, diyorlar ki maşite, şimdi gözünün önünde testereyle gırtlağını bu çocuğun keseceğiz. Rabbim Firavundur, benim Allah'ım Firavundur diyeceksin diyorlar. Ne zulüm ya Rabbi, ne dehşet ya Rabbi. Yavrusunu karşısında görünce maşite,
o canını ve kanını kaybettiği kemikleşmiş bünyesinde birdenbire analık şefkatiyle hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Fakat birdenbire gayreti imaniye, iman bütün vücuduna hükmediyor ve tereddütsüz yine la ilahe illallah diyor. Çaresiz kalıyorlar. O 5 yaşındaki kız çocuğunun gırtlağını maşitenin yüzüne kadar getirip testereyle biçiyorlar boğazını derhal. Ve maşitenin yüzünden, gözünden yavrusunun kıpkırmızı masum kanları akıyor. Alemi İslam, iman davasında, iman yolunda ne sahneler var kardeşim, ne sahneler, ne manzaralar, ne neticeler meydana gelmiştir. Sen ey Müslüman, Allah yolunda neyini kaybettin şimdiye kadar? Neyi verebildin? Hangi şeyini verebildin? Allah yolunda neyini, ne kadarını, ne zaman, nerede, nasıl verdin? Hesap vereceksin. Davamıza sahip çıkmak zorundayız. İslam'a sımsıkı sarılmak. Günün birinde bir hadise olduğu zaman bir din hocasını, bir dini mevzuyu kapatmak ve yıkmak isteyenler zuhur ettiği zaman eğer sen korka korka cehenneme gider gibi geriye geriye dönüp evine gidersen sana mümin demeye imkan ve ihtimal yoktur. Eğer öyle bir anda imanı hakikiyle tırnaklarına kadar yeleli aslanlar gibi kükremezsen imanı hakikinin olmadığını ızhar etmiş olacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki imanı nasip eylesin inşallah. Efendiler, bu sefer yine dönmüyor maşite davasından, inkar etmiyor katiyen. Allah'tan başka bir şey söylemiyor. Bunun üzerine o 6 aylık yavruyu getiriyorlar. Zaten günlerden beri görüşmemiş, zaten göğsünde bir damla süt kalmamış yavrusuna verecek, zaten kupkuru iskelet haline gelmiş, elleriyle ağaca çivilenmiş, öz yavrusunu bağrına basmaktan aciz, mahkum edilmiş, ciğer paresini, bütün şefkatini kaybetmiş, ona en ufak bir annelik vasfı gösterememiş, o yavruyu getirince, yanına yaklaştırınca, annesinin kokusunu alan yavru, göğsünün, memesindeki sütün kokusunu alan yavru birdenbire annesinin bağrına sarılıyordu. Bağrına sarılıyordu. O sarılıyordu ama annesi ona sarılamıyordu. Elleriyle ağaçlara çivilenmişti. Baktı melul, müşkil baktı da yavrusunu kucaklayamamaktan ızdırabı ve kanını hale geldi. İman yolunda, İslam yolunda mücadeleye, azim-i iradeye bakınız kardeşlerim. Sen ey Müslüman kadın, sen ey Müslüman insan, ne zaman davana, ne zaman imana sahip çıkacaksın? Elleriyle yavrusunu tutamamak ne büyük ıstırap. Kendi ciğerinden kopan yavruya melul bakmak ne büyük ıstırap. Ne korkunç bir hadise ya Rabbi. İman uğrunda her şeyini verenler Allah'a en yakın olan insanlardan başkası değil. Yavrusu paramparça kırbaç yaralarıyla paralanmış, gözleri çukurlarda kaybolmuş gibi ışıl ışıl parıldayan annesinin yüzüne müşkil bakıyor. Darmadağınık, arşın altında Allah diyen bir manzara, Allah'tan başka bir şey söylemeyen bir iskelet sallanıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bu sefer şeytan birdenbire geliyor maşitenin yanına. Şeytan hani son sureyi Kur'aniyede yüvesvisü fî sudûrin nâsi minel cinneti ben nâs. Kur'an'ın son ayeti, müthiş ayet. Haber verildiği gibi şeytan geliyor maşiteye, bak diyor maşite, her şeyini kaybettin artık. 5 yaşındaki kızın testereyle kesildi, tırnakların söküldü, her tarafın çiviyle çakıldı. Gel artık
benim Rabbim Firavundur de, şu kundaktaki yavrunu bari kurtar, ne zalim kadınsın diyor, hiç mi yavruna acımıyorsun diyor. Vesvese, yüvesvisü fî sudûrin nâs, minel cinneti vel nâs, vesvese veriyor. Tam o esnada, o dakikada, o noktada bir hadise meydana geliyor. Bütün kainatın kulaklarını verip dinleyeceği bir hadise. Analık şefkatiyle neredeyse zahiren dilimin ucuyla Rabbim sensin diyeyim de imanımı gizleyeyim diye fırtınalar koparırcasına küçücük yüreğinde karar vermek üzereyken, tamam vazgeçiyorum sen benim Rabbimsin diyeceğin noktada kundaktaki çocuk birdenbire lisana gelerek, anne her şeyini terk ettin, beni de terk et, imanını terk etme diyordu. Her şeyini verdin, beni de ver, beni de terk et, ama Allah'ı terk etme diyordu. Yavrudan çıkan titreşimler, keramet tarikiyle meydana gelen müthiş sahne, bütün ülkeyi sarmış ve her tarafa dehşet yaymıştı. Ne hadiseydi bu ya Rabbi, ne metanetti, Allah'ın ne kudretiydi bu? Kıyamet sabahına kadar gelecek olan müminlere ne büyük ibretiydi ki bu? Arşın altında, arzın üzerinde tevhidin kavgası yapılıyordu, İslam'ın kavgası yapılıyordu. Anne, şu ana kadar sabrettin, her şeyini terk ettin, beni de bırak, mahşerde beraber olacağız. Anne bak, ufukta gör, Allah senin için cennette bir köşk halk etti diyordu. Bak ve gör diyordu. Ta çukurlarda kalan, fersiz, fersiz bekleyen iki gözünü ufuklara doğru dikti. Kendisi için yaratılmış cennet köşkünü gördü. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. O zaman Musa Kelimullah diyerek ruhunu çarmıkta, ağaçta teslim eyle. Firavun daha korkunç bir şey altında, daha etrafa fazla yayılmadan hemen ağaçtan çivilerini söperek maşiteyi indiriyorlar. Kocasını da getiriyor oraya. Diyorlar ki, bak hanımın ve çocukların gitti, sen de bunlar gibi bir şey söylemeyesin. Sen şimdi onların namına Rabbim Firavundur de bakayım diyorlar. Bakıyor, yavrusu parçalanmış, gırtlakları parçalanmış, hanımı Maşite Sultan perişan bir halde. Onları görünce, Allah sana lanet etsin, kafir Firavun diyor. Ve tevhidi ortaya koyarak o da imanını haykırıyor. Hemen oracıkta bir kazan kaynatıyor Firavun, korkunç bir kazan. Ve Maşite'nin şehit olmuş cesedini, kocasının cesedini, yavrularının cesedini bir kazana koyup filte filte eriterek topraklara gömerek kaybediyor Firavun. Ama tabii Firavun saltanatını sürdüremiyor ve yıkılıp darmar olup gidiyor. Müminin imanı, müminin kalbindeki imanla tasdiki bütün zulümleri yenmeye, bütün dehşetleri ortadan kaldırmaya kâfi bir kudrettir. İmanı böyle telakki etmek lazım.